Niğde valisi Cahit Çelik, Niğde'de son 2 ay içerisinde 1796 asayiş olayının meydana geldiğini, bu olayların 1592'sinin aydınlatıldığını kaydetti. O insanlar, uyuşturucu getiren insanlar bu memlekete uyuşturucu getirmesinler. İlimizde Ocak-Şubat ayında toplam 1796 adet asayiş olay meydana gelmiştir. Niğde'nin huzuru, Türkiye'nin huzuru konulu güvenlik bilgilendirme toplantısı Niğde valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Olayları aydınlatma oranımız %89'dur. Sayın Bakanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar katıldığı toplantıda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, il genelinde huzur ve asayiş ortamını sağlamak için güvenlik güçlerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, yapılan çalışmalarda temel gayenin Niğde'nin güvenlik ve asayişini bir kademe daha arttırmak olduğunu belirtti. İlimizde Ocak-Şubat ayında toplam 1796 adet asayiş olay meydana gelmiştir. Gerçekleşen bu 1796 asayiş olayının 1592'si aydınlatılmıştır. Bu kapsamda olayları aydınlatma oranımız %89'dur. Sayın Bakanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu aranan şahıslarla ilgili son 2 ay içerisindeki yaptığımız yakalamalara baktığımız zaman ifadeye yönelik araması bulunan 275 şahıs, 0-5 yıl arası cezası olup araması bulunan 143 şahıs, 5-10 yıl arası cezası olup araması bulunan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri cezası olup araması bulunan 14 şahıs olmak üzere toplamda ilimizde 451 kişi yakalanmıştır. Zehir tacirlerine göz açtırmak istemiyoruz. Bizim değerlendirmemiz, bizim bakış açımız zehir tacirleri teröristler kadar tehlikeli. Bunlar nihayetinde baktığımız zaman çocuklarımızı, ailelerimizi, gençlerimizi zehirleyen insanlar. O anlamda da elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti göstereceğiz. Bu kapsamdaki yaptığımız faaliyetler çerçevesinde de özellikle narko rehber uygulaması kapsamında son 2 ay içerisinde 41 etkinlikte 1527 vatandaşımıza, uyuma projesi kapsamında 2971 vatandaşımıza, narko nokta projesi kapsamında 12 etkinlikle 2971 vatandaşımıza, en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 33 etkinlikle 1188 anne ve anne adayına olmak üzere toplamda 86 etkinlikle 8657 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Ocak ve Şubat ayında yapılan operasyonlarla baktığımız zaman da toplamda 197 operasyon düzenlenmiş, 225 kişi yakalanmış, 27 şahıs tutuklanmış, 17 şahıs adli kontrol altına alınmıştır. 7 kilo 200 gram kokain maddesi, 5 kilo 698 gram esrar maddesi, 2 kilo 266 gram sentetik kanabinoid, 803 gram metamfetamin, 300 gram kenevir tohumu, 32 gram eroin maddesi, 280.332 adet sentetik ecza, 6 adet kaptagon, 2 adet ekstazi, 2 adet hassas terazi ve 56 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Yapılan denetimlerde son 2 ay içerisinde 113.352 araç kontrol edilmiş, eksikliği bulunan 649 araç ise trafikten men edilmiştir. Ocak ve Şubat aylarında ilimizde 413 trafik kazası meydana gelmiş ve kazalar neticesinde 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hem tarihi eser kaçakçılığı ve diğer kaçakçılıkla ilgili de arkadaşlarımız gerekli operasyonları yapıyorlar. Ocak ve Şubat ayları içerisinde toplamda bu kapsamda kaçakçılıkla ilgili 37 operasyon düzenlenmiş, 50 şahıs yakalanmış, bir kişi de tutuklanmıştır. Bu operasyonlar neticesinde 7 milyon 430 bin adet makaron, 194 bin 399 paket kaçak sigara, 89 adet cep telefonu, 547 adet elektronik sigara, 146 adet eski eser, 89 adet cep telefonu, 522 adet çeşitli emtia ele geçirilmiştir. Diğer illere nispeten göçmen kaçakçılığı konusunda biraz daha rahat bir iliz. Şu an ilimizde toplam kayıtlı resmi olarak kalan
9500 civarında göçmen var. Bunların 6500'ü Suriyeli, diğerleri de diğer müferit ülkelerden oluşuyor. Son 2 ay içerisinde 19 operasyon düzenlenmiş, 27 kişi yakalanmış, yakalanan kişilerin 11'i organizatör olup 2 kişi tutuklanmış, 2 araca da el konulmuştur. Terörle mücadele kapsamında ise son 2 ay içerisinde 12 operasyon düzenlenmiş, 11 kişi yakalanmış, 1 kişi tutuklanmıştır. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 2 operasyon düzenlenmiş, 2 şahıs yakalanmıştır. Aynı zamanda sanal devriye yapıyoruz. Sanal devriye kapsamında da 587 sosyal medya hesabı araştırılmıştır. 445 farklı materyalin incelenmesi tamamlanmıştır. Bizler hem emniyet olarak hem jandarma olarak bu ilin huzuru, güveni için elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de sizlerin vasıtasıyla tüm Niğdeli hemşerilerimden ricamız şu: özellikle uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Özellikle metamfetamin konusunda son yıllarda ciddi anlamda bir kullanım söz konusu. Bizde de ki yakalamalar da ciddi anlamda yükseliyor. Bu anlamda çocuklarımızı, vatandaşlarımızı ne kadar bu zehir tacirlerden beri tutabilirsek memleketimiz o kadar huzurlu olur diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.